ABD makamları Bulgaristan'a yaklaşık 1.6 milyar dolar değerinde 8 adet F-16 uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verdi. Japonya, Çin ve Kuzey Kore'nin askeri faaliyetleri karşısında gelecek yıl savunma bütçesini artıracak. Rusya, Ukrayna işgali nedeniyle uygulanan yaptırımlar kaldırılıncaya kadar uluslararası uzay istasyonundaki işbirliğini sonlandıracağını duyurdu. Northrop Grumman ve Lockheed Martin tarafından gerçekleştirilen Orion kapsüllerinin fırlatma durdurma sisteminin statik motor testi yapıldı. Polonya, ABD'den 250 Abrams tank alımı için sözleşme imzaladı. ABD'li bir şirketin yaptığı araştırmaya göre nükleer füze ve bombalarla ilgili sektör pazarı 2020 yılına kıyasla 10 yıl içinde %73 büyüyerek 126 milyar dolara çıkacak. Avustralya bölgesinde Rusya ve Çin'in artan tehditleri karşısında uzun menzilli füze edinme planlarını hızlandırdı. ABD, İngiltere ve Avustralya imzaladıkları AUKUS anlaşması kapsamında hipersonik silahlar konusunda işbirliği yapacaklarını açıkladı. Amazon, interneti dünya geneline ulaştırmak için uzaya 3000'den fazla uydu fırlatacak. ABD ordusu, Lockheed Martin'in geliştirdiği hipersonik hava solunumlu silah konseptinin ikinci kez denendiğini ve mühimmatın hipersonik hızda 65 bin feet irtifayla 300 deniz milinden fazla menzil kat ettiğini açıkladı. Fransız Thales şirketi, Fas'ta yeni siber güvenlik operasyon merkezi kurdu. İngiltere, 8 nükleer reaktör inşa etme kararı aldı. Çek Cumhuriyeti, İsrail'den ilk çok rollü radar sistemi satın aldı. Pakistan, uzun menzilli balistik füzesini başarıyla test etti. SpaceX, her biri 55 milyon dolar ödeyen 3 iş insanını uluslararası uzay istasyonuna gönderdi. Navantia, İspanyol donanması için F-110 sınıfı fırkateyn inşasına başladı. NATO 73 yaşında.